Tut ki Kur'an-ı Kerim okumak da bugün artık daha başka istismarlara, daha başka çirkin şeylere alet ediliyor. Size haber vereyim, fırsat bulursanız gidin görün. Eyüp Sultan'da Halid bin Eba Eyyub el-Ensari radıyallahu teala anhül bari, büyük sahabi malum, anlatmaya gerek yok. Şeref tacımız, şeref misafirimiz Hazreti Eba Eyyub el-Ensari, Eyüp Sultan dediğimiz zat. Orada şimdi Ramazan'da gidin, akşama ikindiye veya ikindiden sonra gidin göreceksiniz. Korkunç Kur'an ile, Kur'an'ın okunması, Kur'an'ın hatmiyle alakalı türlü istismarlarla resmen karşı karşıya geleceksiniz. Ben bizzat görmüşüm. Adam orada ne yapıyor biliyor musunuz? O türbenin önünde yuvarlak bir mezarlık daha var. Onun etrafında böyle ayak üstünde bazı adamlar var, simsarlar var. Simsar! Resmen ne diyor biliyor musunuz? Artık sene içinde Kur'an-ı Kerim'i okuyup okumadığını Allah bilir. Kimse bilemez. Güya 10 tane, 20 tane, 30 tane hatim okumuş sene içerisinde. Ramazan'da gelmiş satıyor. Ve bunu yaparken de diyor ki, efendim okunmuş hatim var, konserve hatim var, konserve hatim var. İsteyene hatim, isteyene hatim. Hatim satıyor. Birinin yanına durdum bekledim. Bekledim ulan bu adam ne yapacak? Birisi geldi dedi ki ben dedi, vefat etmiş olan dedi, babamın ruhu için dedi, bir hatim dedi, rica ediyorum dedi. Ne vereceğiz? Tam 200 bin lira para ödedi bir hatim için. Konserve hatim. Yani hazırlamış sene içinde, Ramazan'da satıyor orada. Hemen oturdular orada, 10 dakika dua etti, 200 bin aldı cebine koydu kaldı gitti adam. Vallahi satıyorlar Kur'an-ı Kerim. Bakın ne hale gelmiştir. Okunmuş Yasin var diye adam bağırıyor, Yasin satıyor, 50 bin lira bir Yasin. Hemen 5 dakikada okuduğumuz Sure-i Yasin'den hasıl olan ecr-i mesubatı evvelen bizzat peygamberimizin ruhuna hemen simsar bir dua yapıyor, 50 bin lira. Okunmuş Yasin satıyor. Okunmuş hatim satıyor. Konserve hatim satıyor. Bu adamlar din düşmanları. Bu adamlar Kur'an'ın düşmanları. Bu adamlar İslam'ı satan haydut adamlar. Bakın Kur'an ne hale gelmiştir. Halbuki ücretle Kur'an-ı Kerim okumak mümkün değildir. Bir adam gitse bir hafıza dese ki babamın, dedemin, ceddimin ruhu için bir Kur'an okumak hatim istiyorum dese, bana bir hatim okur musun hafız efendi dese, o da okurum ama 100 bin lira, 200 bin lira neyse 500 bin lira para vereceksin diyerek ücret belirse, ben hatim okurum ama 200 bin liranı alırım kardeşim dese, o Müslümanla kabul etse, tamam kardeşim oku ve paranı al dese, okutan da cehennemliktir, okuyan da cehennemliktir, ruhuna Kur'an okunan ölü de cehennemliktir. Vallahi böyledir. Felakettir yani. Ama hediye olarak hiçbir şey ücret söylemeden, karşılık beklemeden, bir şey konuşmadan, pazarlık etmeden, isterse bir Mercedes bile hediye edebilirsin. O ayrı bir dava. Bakın Kur'an-ı Kerim ne hale gelmiştir.